Bir soru bir cevapta bugünkü konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Rendi Su İçmez. Baki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Bugün kuraklıktan bahsedeceğiz. Türkiye ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum önümüzdeki dönemde tarımsal rekolteyi ve ürün fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kuraklık bu yıl gündemimizde. Kuraklık aslında belli periyotlarla ülkemizde de tüm dünyada da yaşanabilen bir doğal durum. Ülkemizde şu anda barajlarda %20'lerin altına inen sular hep içme suyu tüketiciyi endişelendiriyor ama ülkemizdeki 57 milyar metreküp suyun %77'sini yani 44 milyar metreküpünü tarım kullanıyor. Dolayısıyla kuraklığın doğrudan etkilediği sektör tarım sektörü. Eğer kuraklık yeterli derecede önlem alınmazsa pandemi kadar hatta pandemiden de belki daha fazla hem tarımı hem üreticiyi hem tüketiciyi hepimizi etkileyen bir faktör. Kuraklıkta bir meteorolojik kuraklık yaşandı. Bu yağışların az olması, sıcaklığın fazla olması bu tarımsal kuraklığı tetikledi. Toprakta yeterince yağmur tohumla buluşamadı. Bu ülkemizde kuru tarım yapılan bugün arpa, buğday, mercimek alanlarında ürünü etkiledi. Yağışların yağmasını beklerken halen daha özellikle dengeli yağışlar ve kar yağışını beklerken şu anda ülkemiz bu anlamda da sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklığa kadar varır. Hidrolojik kuraklık da şu, barajlarımız, göletlerimiz, nehirlerimizde yeterli su düzeyi olmazsa sulu tarım yapılan en verimli alanlarımızda sulu tarım bile yapamayabiliriz. Bu da ülkemizdeki üretimi oldukça düşürür, verimi düşürür. Verim düşüklüğü, üretim azlığı, gıda fiyatlarında yükselme, tüketicilere doğrudan yansıma, gıda enflasyonuna doğrudan yansıma demektir. İnsanlarımızı mutlaka beslememiz gerektiği için bu arz açığını ya üretimimizi destekleyerek gündeme getirebiliriz ya da yurt dışından ürün alarak yapabiliriz. Yurt dışından ürün alım bağımlılığı maalesef var. Kuraklığa karşı yeterli önlem alınmazsa biz yurt dışına ürün bağımlısı olma ve tümüyle tarım alanını uzun vadede çiftçilerimizin terk etmesi sonucuna varabilir. Afrika'da kıtlıklar, açlıkları doğurdu. Ülkemizde şu anda o kadar vahim bir durum yok ama almamız gereken önlemler şunlar. Sulama yatırımları çok önemli. Ülkemizde 8,5 milyon hektar sulanabilir alan var deniliyor. Aslında bu da fazladır ama şu anda 5,6 milyar hektar sulanıyor. Devlet su işlerinin son dönemlerde yapısında ciddi eksiklikler var. Bütçe yetersizlikleri, liyakatlı personel dahil. Devlet su işleri hem finansal açıdan hem personel açısından güçlendirilmeli. Devlet su işleri büyük kanalları ve büyük barajları yapıyor ama çiftçinin tarlada suya ulaşması için geçmişte toprak su sonra kapatılan köy hizmetlerinin yeri doldurulamadı. İl özel idareleri bu konuda yeterli çalışmayı yapmıyor. Suyun kaynağından tarlanın en uç noktasına gitmesini sağlayacak şekilde Toprak Su Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalı. Bu aşamada Devlet Su İşleri TOKİ işbirliği protokolüyle kanallar yapılmakta. TOKİ'nin alanı tarım sektörü ve sulama değil, sulama bir kültürdür. Artı sulama yatırımlarını, drenaj yatırımları, fazla suyun, kirlenmiş suyun tarladan uzaklaştırılması anlamında drenaj yatırımları, arazi toplulaştırması hizmetleriyle bir bütün olarak görmek, sulama kültürünü tarım sektörünün, Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde toplanmak gerekir. Tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planını bakanlık açıkladı. Bunlar il düzeyinde de yapılıyor ama maalesef kağıt üstünde kalıyor. Tarımsal mücadele kuraklıkla eylem planının da somut önlemlerle gündeme getirilmesi. Örneğin bu yıl barajlarımızda yeterlilik şu kadar, çiftçimize şu kadar su veremeyeceğiz. Önceliğimiz içme suyu denilebilir. Çiftçimizin de zaten ülkemizde tarımsal üretim planlaması yok. Kuraklığa yönelik bu tür dönemlere yönelik çiftçimizin neyi ekeceği, ne kadar su alabileceği, kuraklığa dayanıklı türler mi ekeceği yoksa o yıl sulama yapmayacağı mı konusunda da Tarım Orman Bakanlığı ve DSİ'nin mutlaka şimdilerden çiftçinin önünü görebilecek bir su planlamasını gündeme getirmesi gerekir.
Ülkemizde araştırma geliştirmede sıkıntılarımız var, bütçemiz düşük. Üniversite, kamu, özel sektör işbirliğinde sıkıntılar var, tekrarlanan projeler var. Burada da kuraklığa dayanıklı türlerin geliştirilmesi çok önemli. Bir başka konu, çiftçimizin zaten şu anda borç faiz icra kıskacında, destekleri yetersiz, girdi maliyetleri çok yüksek, mazot, gübre, ilaç, tohum dahil yurt dışında dövize bağlı. Çiftçimizin zaten var olan sorunlarını, desteklerin yeterli ve zamanında ödenmesini sağlayarak, girdi maliyetlerini düşürerek, tarımsal kredileri uygun kredi faiz oranlarında düzenleyip, şu anda takip aşamasına gelen borçların ana paralarının yapılandırılması ve faizlerinin silinmesini gündeme getirerek üretimde bulunmasını sağlamamız gerekirse, üstüne bir de kuraklık gelirse, belki kuraklığa yönelik ek destekler, ek planlamalar gündeme getirilmesi gerekir. Artı ülkemizde tarım sigortaları havuzu var. Çiftçi kayıt sistemindeki çiftçileri kapsıyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin yarısı bunun dışında ve iki ayrı yasayla çiftçilerin kuraklık dahil doğal afetlere karşı zararlarının tazmin edilmesi gündemde. Tarsim havuzunun genişletilmesi, ÇKS sistemi içindeki dışındaki tüm çiftçilerimizi içine alacak şekilde de güçlendirilmesi gerekiyor. Kuraklık bir gerçek. Mutlaka üretimimizde eksilme, verimimizde kayıp, gıda fiyatlarında artış ve dış alımda artış istemesek de bizleri bekliyor. En son Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fenolojik değerlendirme raporu açıklandı. Kasım ayında Ege, Marmara, İç Anadolu'da %80, Edirne'de %96 su azalması var. Türkiye ortalaması da yaklaşık %53 ve 1 Ekim 30 Kasım arası da Türkiye'de ekim dikimlerin yapıldığı süreç. Gerek yetersiz yağıştaki yetersiz yağış sonucu oluşan çimlenme sorunu, gerekse çimlenen bitkilerin yeterli yağış alamazsa kuruma sorunu, bunların hepsini birlikte düşünürsek üründen ürüne kuru tarım yapılan yerler ve sulu tarım yapılan yerleri de yine ayırarak, sulu tarım bir yerde doğa koşullarına bağımlılığı azalttığı için orada verim kayıplarımız daha az olacaktır. Kuru tarım alanlarında da önümüzdeki aylardaki yağışa göre bu verim artışı değişik uzmanlara göre, bizim tahminlerimize göre de %30 ile %50 arasında şu anda öngörülmekte. Sağlıklı verileri de önümüzdeki aylarda yağacak yağış, ekilen alan ve yağ sonucu çimlenme ve ürün rekolte tahminlerinin doğru yapılmasıyla ortaya çıkacak. Kuraklık dışında da bizim çiftçimizin tarım alanına dışına çıktığını düşünürsek, zaten 3,5 milyon hektarı ekmekten vazgeçmiş, 2,8 milyon çiftçi 2 milyonun altına inmiş çiftçi kayıt sisteminden faydalanmak için. Kuraklığa yönelik ek önlemler şimdiden açıklanmazsa, çiftçi önünü göremezse, zaten üretmekte zorlanırken bir de buna kuraklığın etkisi eklenirse, verimlilik artışını oranlarla vermek istemiyorum ama çok ciddi bir şekilde ülkemizi her üründe etkileyecek. Kurak alanlarda, kuru tarım yapılan alanlarda daha çok etkileyecek. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklığa dönüşürse, sulama yapamazsak sulu tarım alanlarında da etkileyecek ki en kötüsü o. Sulu tarım alanlarında da biz sulama yapamazsak tüm ülke düzeyinde ciddi rekolte düşüşleri bizi bekliyor.